Evet, herkese merhaba. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. İsmim Halil İbrahim Ungan. İnformatik firmasında çözüm mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugünkü webinarımızda ASI transferinin CFD'deki çalışmalarından bahsedeceğiz. ANSYS Fluent ve ANSYS CFX'e girmeyeceğiz aslında. ANSYS Fluent'ten CFD çalışmalarında bakacağız. Webinarımızda işleyeceğimiz konular iletim ısı transferi, taşınım ısı transferi ve her iki durumun birlikte görüldüğü konjüge ısı transferi, ışınım ısı transferi ve ısıtma ve soğutma problemlerinde bizim karşımıza çıkan mesh çalışmaları, bizim işlerimizi kolaylaştıran ve çalışmalarımızı daha doğru bir şekilde yürütmemizi sağlayan mesh çalışmalarını göreceğiz. Son olarak demo çalışmalarını bahsettikten sonra webinarımızı bitireceğiz. İletim ısı transferi aslında hepimizin bildiği gibi katı bölge içerisinde gerçekleşen ısı transferidir. Burada ısı iletimi Fourier denklemi ile sağlanır. CFD çözümlerinde ise akışkan bölgeden farklı olarak tek bir denklem çözülür. Şöyle gördüğünüz ortadaki denklemimiz bizim yönetici denklemimiz. ANSYS Fluent içerisinde işlerimizi kolaylaştırmak için tabii birçok kolaylıklar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi duvar modellemesidir. Eğer biz duvarın ısı transferine olan etkisini görmek istiyorsak, yani hem duvarın hem akışkanın olduğu bir problemi düşünelim. Orada line olarak modellenmiş bir duvarın ısı transferine olan etkisini görmek istiyorsak birkaç seçeneğimiz bulunuyor. Geleneksel olarak bilinen bir yöntem nedir? Normalde o duvara geometri modellemesi sırasında bir kalınlık verilir. O kalınlıktan sonra içerisinde bir mesh atılır ve bir konjüge ısı transferi gibi çözülebilir. Yani hem akışkan hem katı içerisinde çözüm alınarak daha sonra onu post processing'de etkisini görebiliriz. Fakat bu maliyetli bir yaklaşım. ANSYS Fluent bu problemimiz için, bu ihtiyaçlar için iki yaklaşım geliştirmiş bulunmakta. Bunlardan ikinci yaklaşım, yani ikinci opsiyon, wall thickness yaklaşımı. Eğer tek bir doğrultuda, yani bir boyutlu bir ısı transferi etkisini görmek istiyorsak, wall thickness yaklaşımı bizim için uygun bir yaklaşım. Wall thickness yaklaşımında duvara sanal bir kalınlık verilir. Kalınlıkla akışkana, yani aslında duvara dik doğrultuda bir ısı transferi etkisi gözlenir. Üçüncü opsiyonda, ikinci opsiyondan farklı olarak katı içerisinde aynı zamanda tabakalar oluşturabiliriz, sanal tabakalar oluşturabiliriz. Tabii ki bu bizim geometri modellememizde oluşturduğumuz meshten farklı olan bir tabakalar. Wall thickness'tan farklı olarak ne yapar? Tek bir doğrultuda değil, birçok doğrultuda ısı transfer etkisini gözlemleyebiliriz. Tabii ki de tahmin edeceğiniz gibi wall thickness'tan daha maliyetli bir yöntem. Fakat birinci opsiyona göre daha ekonomik bir yöntem diyebiliriz. Buradaki operasyonları yöneteceğimiz Conduction Manager panelimiz bulunuyor. Burada çoklu operasyonlar yapabiliriz. Tabii buradaki operasyonları yazdırabiliriz CSV formatında. Hem yazdırıp hem de okutabiliriz. Evet, iletim ısı transferimiz bu şekildeydi. Konveksiyonel ısı transferinde ise akışkanın hareketiyle birlikte transfer edilen ısının etkisi incelenir. Burada tabii farklı konveksiyonel ısı transferi tipleri karşımıza çıkmakta. Bunlardan bir tanesi doğal taşınım, sonra zorlanmış taşınım ve kaynama taşınımı diyebiliriz. Sanırım çevrilebilir. Fakat biz kaynama taşınımından bahsetmeyeceğiz. Bu sunumumuzda doğal taşınım ve zorlanmış taşınımı göreceğiz. Konveksiyonel ısı transferinde akış problemimizi bu iki sınıf içerisinde
yerleştirmek için aslında kullandığımız boyutsuz sayımız Richardson sayısı. Richardson sayısı belli bir sayının üzerinde ise zorlanmış taşının sınıfına dahil edebiliriz. Eğer belli bir mertebenin altındaysa doğal taşınım sınıfına sokabiliriz. Doğal taşınım zorlanmış taşınımdan farklı olarak yoğunluk farkından dolayı akışkan hareketi mevcut. Normalde zorlanmış taşınımda ne vardır? Bir basınç farkı vardır. Basınç farkından dolayı akış bir yerden bir yere hareket eder. Ve aynı zamanda enerji denklemi çözülür ve ısı transferi problemleri bu şekilde çözülür. Fakat doğal taşıtımda yer çekimi ivmesinin etkisiyle de ısınan hava, yani ısınan burada akışkanımız hava olsun, ısınan hava, soğunan hava arasında belli bir sirkülasyon olur. Bu bize aslında neyi yaratır? Aslında bir nevi yine basınç farkından dolayı oluşur ama burada temel etken nedir? Sıcaklık farkı, yoğunluk farkıdır. Ve burada akış karakterize edilirken Rayleigh sayısı kullanılır. Rayleigh sayısı, işte Rayleigh sayısının kritik sayısı 10 üzeri 6 ve 10 üzeri 9 arasıdır. Bu mertebenin üzerinde türbülans karakteristiği var diyebiliriz. Bunun altında da laminarlık karakteristiği vardır diyebiliriz. Bir de Prandtl sayısı bize karşılıyor. Prandtl sayısı aslında sadece doğal konveksiyona özel bir durum değil. Isı transferi problemlerinde karşımıza çıkıyor. Prandtl sayısı termal sınır tabakayla momentum sınır tabakasının arasındaki ilişkiyi bize gösterebiliyor. Hangisinin ne kadar baskın olduğunu bize anlatan bir boyutsuz sayı. Peki doğal taşınım problemleri modellenirken Ansys Fluent içerisinde ne gibi değişiklikler, ne gibi operasyonlar yaparız? Aslında malzeme kütüphanesi içerisinde. Çünkü malzeme kütüphanesi içerisinde yaptığımız operasyonlar aslında bir nevi çok önem arz ediyor. Mesela default olarak, yani varsayılan değer olarak density, yani yoğunluğumuz sabit olarak seçili durumda. Bunu bu şekilde bırakamayız çünkü ne demiştik? Doğal taşınım aslında yoğunluk farkından dolayı oluşan hareketin sonucunda oluşan ısı transferi diyebiliriz. Isı transferi tipi diyebiliriz. Burada artık problemimize göre ideal gaz ya da sıkıştırılamaz ideal gaz kullanılabilir. Ve Bosinek yaklaşımı var. Bosinek yaklaşımından da bahsetmek istiyorum. Burada eğer yoğunluğunuz çok küçük bir değişmeye uğruyorsa, sadece çok küçük bir değişme varsa, bunu değişken olarak girmeyebilirsiniz. Girmek istemeyebilirsiniz. Çünkü değişken olarak atanan yoğunluk bize hesaplama yükü getirir. Çünkü Navier-Stokes denklemi içerisinde yoğunluğu bir değişken olarak atadığımız için çözüm süremiz daha uzayabilir. Bunun için Bosinek yaklaşımında ne vardır? Sadece body term tarafında, yani denklemin sağ tarafındaki body term tarafında, body force term tarafında sadece yoğunluğu değişken alırken diğer terimlerde yoğunluğu sabit olarak alır. Ve bu şekilde hesaplama yükünü ciddi manada da azaltır. Tabii bu ne zaman? Yoğunluk farkı akış içerisinde %20'den daha azsa kullanılabilir. Tabii daha fazlaysa kullanılamaz. Bir de zorlanmış taşınımımız bulunmakta. Zorlanmış taşınımda demin bahsettiğimiz gibi basınç farkından, yani akışkanın bir taraftan bir tarafa dolaylı olarak değil, direkt olarak basınç farkının etkisiyle oluşan bir akışın sonucunda oluşmuş ısı transferi, konveksiyonel ısı transferi tipi diyebiliriz. Bir de her iki durumun, yani hem iletim hem de konveksiyonel ısı transferinin birlikte karşılaştığı ve aslında bizim gerçek CFD problemlerinde karşılaştığımız konjüge ısı transferi. Konjüge ısı transferinde modellenirken şimdi birazdan göreceğiz.
Hem sıvının hem katının ayrı ayrı modellenmesi yapılır ve akışkan ve katı bölge arasındaki arayüzlerin modellenmesi yapılır. Eğer her iki bölgenin mesh yapısı birbiriyle örtüşüyorsa, yani konformlansa diyelim, Francis Fulland bunu otomatik olarak arayüzünü tanımlar. Bakın şuradan, pencereden gördüğünüz Francis Fulland penceresinden, bir panelinin ekran görüntüsünden gördüğünüz bir sınır şartının paneli, arayüzün sınır koşulunda duvar olarak tanımlanmış, fakat termal bölgede coupled olarak tanımlanmış. Bu aslında her iki bölge arasındaki iletişimi sağlayan bir opsiyon diyebiliriz. Peki konjugasyon transferi modellenirken adımlarımız nedir? Hemen bunlardan hızlıca bahsedelim. İlk başta bir mesh okuması gerçekleştiriyoruz. Daha sonra o mesh'in kontrol edilmesi için check mesh yapıyoruz. Daha sonrasında sıcaklık çözüleceği için enerji denklemini aktif hale getiriyoruz. Problemimiz zamana bağlı mı değil mi, bunu belirtiyoruz. Sonra akışımızın karakteristiği hakkında bir ayarlama yapıyoruz. Türbinans mı, laminar mı? Daha sonrasında tabii önemli bir adım olan, hatta en önemli adım olan malzemeleri belirleyeceğiz ve daha sonrasında hangi malzemenin hangi domain içerisinde, problem içerisinde hangi bölgeye denk geldiğini buradan göstereceğiz. Sonrasında arayüzlerimizi tanımlayacağız ve sınır koşullarımızı oluşturduktan sonra nümerik ayarlarımızı da yapıp problemimizi koşturabiliyoruz. Tabii konjüge ısı transferinde işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Fiziksel olarak akışkan içerisindeki değişimler, steady state durumuna ulaşma durumu, katı bölge içerisindeki kararlılık durumuna ulaşma bakımından aynı olmayabiliyor. İkisi arasında farklar bulunabiliyor. Bundan dolayı zamana bağlı çözümlerde biz problemler yaşayabiliyoruz. Bundan dolayı Ansys Fluent'te böyle problemlerin üstesinden gelebilmek için 3 adet metot geliştirilmiş. Bunlardan bir tanesi ayrı olarak katı zaman adımını belirleyeceğiz. Yani akışkan adımından farklı olarak katı bölgenin zaman adımını ayrı olarak girebiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Akışkan bölgenin zaman adımını, normalde katı bölgenin daha büyük olması gerekiyor zaman adımı. İkisi arasındaki uyumsuzluk aslında katı bölgeden dolayı oluşuyor. Akışkan bölgenin de zaman adımını daha büyük girerek aslında ikisi arasındaki uyumsuzluğu giderebiliyoruz. Bu nerede karşımıza çıkıyor daha çok? Mesela EDS uygulamalarında akışkan bölgedeki zaman adımı çok çok küçük oluyor. Çünkü oradaki detayları görebilmemiz için. İşte burada Run Calculation bölümünde Solid Time Stepping bölümü aktif hale getirilerek buradan ayrı bir step size girebiliriz. Evet, şimdi aşınım ısı transferine geldi sıra. Burada aşınım ısı transferi aslında her zaman çözdüğümüz bir durum değil. Aslında fiziksel olarak her zaman olan bir durum. Fakat bizim dikkate aldığımız ve dikkate almadığımız durumlar oluyor. Eğer çok yüksek sıcaklıkları görüyorsak ve burada ısı transferi etkisini çok görmek istiyorsak ışınım ısı transferini de dahil etmek zorundayız. Gerçek problemlerde hiçbir zaman tek başına çözülmüyor ışınım ısı transferi. Belli istisnalar haricinde. Konveksiyonel durumlarla birlikte görülebiliyor. Ansys Fluent içerisinde ışınım ısı transferi modellerini görüyorsunuz. Roseland, P1, Discrete Transfer, Discrete Order, Surface to Surface ve Monte Carlo. Tabii bunlardan en farklı olanı Monte Carlo. Monte Carlo istatistiksel bir yaklaşımı barındırıyor ve daha karmaşık problemlerin çözümünde bize yardımcı oluyor. Şöyle daha iyi anlaşılması için hangi uygulamada hangi model kullanılır? Onun basit bir sınıflandırılması var. Mesela havalandırma, HVAC uygulamalarında, şimdi birazdan
Bizim uygulamamızda yok gerçi. HUVAC uygulamasında Discrete Order ve Monte Carlo kullanılabiliyor. Ya da yanma uygulamalarında mesela bir gaz türbinini düşünelim. Gaz türbininde sıcaklık ölçümlerinde sadece konveksiyonel ya da yanmadan dolayı oluşan etkiyi görmek istemeyiz. Aynı zamanda radyatif etkiyi de görmek isteriz. Bundan dolayı kullanacağımız model nedir? DOOH modelidir. Yani Discrete Order modelidir. Ya da bir uçak kabinini düşünelim. Ya da bir araba kaportası içerisindeki alanı, hacmi düşünelim. Oradaki ısı transferini görmek istiyorsak, şöyle underhood en üstteki Surface to Surface ya da Discrete Order modelini kullanabiliriz. Evet, ısı transfer tiplerimiz bu şekildeydi. Bir de biz ısı transferi problemlerini çözerken karşımıza çıkan, bizim işlerimizi de kolaylaştıran bir mesh çalışmaları mevcut. Bunlardan birincisi overset meshing. Overset meshing aslında kabaca şöyle tarif edilebilir. Üst üste olan binmiş iki, aslında iki farklı mesh'i üst üste bindirip birbirlerinin üzerine yama yapmak olarak tanımlayabiliriz, kaba olarak bunu söyleyebiliriz. Bu bize ne kolaylıklar sağlıyor? Bu bize normalde karmaşık geometrilere ihtiyacımız varsa bunların mesh modellenmesi çok zordur bildiğiniz gibi. Hatta kimi zaman Y plus değerlerinden bile ödün vermek zorunda kalabiliyoruz karmaşık geometrilerden dolayı. Bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Böyle bir yöntem kullanıyoruz. Mesela bakın şu an örnekte gördüğünüz ekranda bir düz kare olarak modellenmiş bir mesh var. Bir de üzerinde dairesel olarak modellenmiş bir mesh var. Şimdi normalde bu çok zor bir problem değil. Belki her ikisi de birlikte yapılabilir. Fakat burada ne yapılmış? Her ikisinde de basit bir mesh atılmış. Fakat overset meshing yardımıyla birbirleri üzerine geçirilerek, daha doğrusu kesilerek yama yapılmış. Ve bu şekilde bir mesh oluşturulmuş. Tabi bu bunun operasyonları biraz daha karmaşık olabiliyor. Sadece kesmek değil, aynı zamanda nümerik olarak stabilize kalması için belli bir ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Peki nasıl çalışır? Bundan bahsedelim. Şöyle, bir sonraki slayta gelmiş olacağım ama. Birkaç eleman, yani kesme işleminden sonra birkaç eleman üst üste oturur. Bunlar bilerek yapılan bir şeydir. Aslında hata değildir. Çünkü çözüm, yani dışarıdan gelen sinyal, çözüm belli bir yere geldikten sonra bir üst meşe çözümünü aktarır. Aktaran elemana donör, alan elemana ise reseptör denilir. Şöyle şuradan gördüğünüz gibi. Aktaran eleman donör, alan eleman reseptör. Sonra burada da çözümler gerçekleşir. Aynı şekilde yine background meşin, yani alttaki meşin üzerine geldiği zaman yine donörlük görevi bu sefer alt üstteki meşe gelir. Ve reseptörlük alttaki meşe geçer. Ve bu şekilde bir bilgi aktarımı sağlanır. Tabi her zaman işler istediğimiz gibi gitmiyor burada da. Bazen orphan sellerimiz karşımıza çıkıyor. Orphan selde şöyle gördüğünüz gibi her iki durum reseptörde olabiliyor. Yani aslında reseptör değildir. Şunu söyleyebiliriz. Aktaracağı, yani öyle bir kesme işlemi yapılmış ki bazı elemanlarımız boşta kalabiliyor. Bu şekilde bir bilgi aktarımı da sağlanmadığı için, burası da sınır olmadığı için analizimiz burada dağılabiliyor ya da yanlış sonuçlar verebiliyor. Bu bizim istemediğimiz bu durum. Overset içerisinde yapacağımız ayarlamalar bunlara karşı yapılmış olan ayarlamalardır. Bir de Adaptive Mesh Refinement dediğimiz bir mesh çalışmaları bulunmakta. Burada hepimizin bildiği nedir? Biz daha iyi sonuçlar elde edebilmek için mesh sıklaştırmalarına ihtiyaç duymaktayız. Fakat bu mesh sıklaştırmaları genellikle işte ya oluşturduğumuz bir geometri içerisinde ya da
kendimiz manuel olarak domain içerisinde seçtiğimiz bir geometrik şekil ile istediğimiz bölgeyi daha sıklaştırabiliriz. Fakat gradyanlara göre bir sıklaştırma işlemi de yapabiliyoruz. Tabii öncesinde çözüm almış olmak lazım. Yani bir problemi ilk başta çözeriz. Daha sonra elde ettiğimiz sonuçları ansys fluent'e diyeceğiz ki işte yoğunluk gradyanına göre sıklaştırma işlemi yap diyoruz. Ve bu şekilde şöyle ekranda da zaten gördüğünüz gibi sıklaştırma işlemi yapabiliyoruz. Böylelikle hem mesh sayısını çok fazla arttırıp hesaplama maliyetini arttırmadan daha doğru sonuçlar elde edebiliyoruz. Evet, sunumumuz bu şekildeydi. Şimdi workshoplara geldi sıra. Birinci demomuz ısı değiştirici. Isı değiştirici de Ansys Fluent'te çözümümüz olacak. Daha sonra bir oda içerisindeki havalandırma problemimiz mevcut. Sonrasında da bir overset case'imiz bulunmakta ve webinarımızı bitirmiş olacağız. Dilerseniz hemen hiç vakit kaybetmeden demomuza geçelim. Şöyle geldim. Klasör seç dedim. Start dedim. Evet. Mesh'imi okutuyorum. Şöyle read mesh'ten mesh'e geldim. Mesh'imi okutuyorum. Evet. 3 boyutlu bunu sil çekmem gerekiyor. Şöyle tekrar çıkıp tekrar gireceğim. Evet, şurada 2 boyutlu değil 3 boyutlu olarak seçmem gerekiyor. Tekrar girelim. Şöyle mesh'imi tekrar okutuyorum. Evet, geometrimiz geldi penceremize. Şöyle gördüğünüz gibi ne yapılmış? Şöyle gelecek olursak problemi. Buradaki eşanjörden farklı olarak şöyle periyodik olarak tekrarlanan bölgeler kesilmiş. Yani şuradan bir parça alınmış ve bu parça analize sokulmuş. Peki kesilen yerleri ne yapmış? Kesilen yerleri simetrik sınır şartına uygulayarak aslında buradaki etkiyi sağlamışız. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Bizim aslında arayüzleri ilk başta bir tanıtmamız lazım. Şöyle mesh'ten, interface mesh'ten hepsini seçiyorum. Hepsini seçtim. Bütün interface'leri ve tek bir çatı altında hepsini topluyorum. İğne tek başlığı altında topluyorum. Create dedim. Ve hepsini tek bir başlık altında topluyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi INT başlığı altında toplandı. Buradan çıkabilirim. Artık analiz adımlarıma geçiyorum. Şimdi ilk olarak bakın yukarıdan aşağı doğru gideceğim. Şöyle burada yapmam gereken bir şey yok zaten. Devam ediyorum. Model sekmesini açıyorum. İlk olarak ne yapacağım? Enerji denklemimi çalıştırıyorum. Yani buradan aktif hale getiriyorum. Devam ediyorum. Burada akışın laminar yani 4 metre bölü saniye hızla geliyor. Fakat kanal içerisinde 1470 Reynolds sayım bulunuyor.
Kan içerisinde 2300'den daha düşük bir Raynaud sayım bulunuyorsa laminar akış diyebilirim. Dolayısıyla şöyle laminarı aktif hale getiriyorum, okey diyorum. Burası bitti. Model sekmesinde başka yapacağım bir şey yok. Burayı kapatıyorum. Şimdi materials açıyorum. Malzemede buradaki tüplerin bakır tüpler, diğer katı bölgeler, plaka bölgeleri alüminyum olarak belirtilmiş. Akışımız da zaten hava. Dolayısıyla burada bir bakır daha ekleyeceğiz. Şöyle Change it Edit'e girdim. Plaka tüpüne giriyorum. Solid'i seçtikten sonra kapırı seçtim. Ve kapı dedim. Tabi buradaki bazı özellikleri de değiştireceğiz. Bakır için 8970 yoğunluk, specific heat 381, conductivity ise 340 olarak girdik. Change it edit diyorum. Hava için de aynı şekilde ayarlamalar yapacağım. 1.2 girdim. 1006 olarak giriyorum. Bunu 0.026 olarak girdim. Bunu da 1.5 10 üzeri eksi 5 olarak girdim. Close diyorum. Son olarak alüminyum içinde değişiklikler yapacağım. Specific heat 871. Burayı da 200 olarak girdim. Change edit dedim. Close diyorum. Buradaki tanımlamalarım da bitti. Şimdi hangi malzemenin hangi bölgeye geldiğini buradan tanımlatmam gerekiyor. Şöyle bakın, Selzon'a bastım. Tabi burada akışkan bölge ve katı bölge birbirine girmiş durumda. Bunları ayırıyorum. Zone type diyorum. Şöyle ikisini ayrı ayrı daha iyi görebilirim. Ben ne demiştim? Tüpleri, buradaki iki tüpü bakır olarak tanımlayacağım. Şöyle birinci tüpü seçiyorum. Edit dedim. Ve buradan bakırı seçiyorum. Apply diyorum. Close dedim. Sonra ikinci tüpe geldi sıra. Edit diyorum. Buradan da kapır olarak seçtim. Apply dedim. Close diyorum. Şöyle önce diğerleri zaten default olarak alüminyum tanımlanmış. Akışkan bölgede zaten sadece hava olduğu için hepsinde hava var. Bu şekilde Cell Condition'ımı tamamladım. Burada artık hangi bölgenin hangi malzemeye ait olduğu belli bir durumda. Şimdi sınır koşullarına geldi sıra. Sınır koşullarımıza girelim. İlk olarak inlet'i giriyorum. Ne demiştik? 4 metre bölü saniyelik bir hızımız var. Şöyle 4 metre bölü saniye girdim. Termo olarak 20 derece gireceğim. Fakat burada birimimiz Kelvin. O yüzden dereceye çevireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Buradan çıkıyorum. Şöyle units'e geldim. Aşağı iniyorum. Şöyle aşağı indim. Temperature'ı seçtim. Ve buradan dereceyi seçiyorum. Yani Celsius seçiyorum. Kapatıyorum. Tekrar giriyorum şuraya. Bakın gördüğünüz gibi derece oldu. Şuraya 20 derece girdim. Momentum'u burada 4 metre bölü saniye girdim. Şöyle apply dedim. Bir de nasıl bir sınır şartım var? Şuradaki tüplerin içerisinde aslında sıcak bir akışkan geçiyor. Yani ısı değiştirici dediğimiz şey de şudur. Buradan soğuk bir hava giriyor. Yukarıdan da bu tüpler içerisinde sıcak bir akışkan akıyor. Ve bu şekilde bir ısı değişimi sağlanıyor. Fakat biz sadece havayı modellediğimiz için akışkan bölgede diğer akışkanı yapmıyoruz. Yani modellemiyoruz. Bunun yerine akışkanın geçtiği duvara konvektif ısı şartı veriyoruz. Şimdi onu da göreceğiz. Şöyle duvarlara gelelim. Duvar bölgeye. Bakın duvar bölgeye geldik. Inner tüp var. Şu inner tüpe, yani bu birinci tüpün şuradaki içi, şuradaki akışkanın temas ettiği sınır. Edit diyorum. Ve buradan bakın convection, buradan aktif hale getiriyorum ve değerimi giriyorum. 1050
ve 80 derece. Apply dedim. Artık benim sanki akışkan akıyormuş gibi bir etki bıraktım. Aynı şekilde ikinci tüpün iç yüzey için de aynı işlemi yapıyorum. Şöyle edit dedim. Connection'a tıkladım. Şuradan yine 1050 girdim. Ve 80 derece olarak giriyorum. Serbest takım sıcaklığımı. Apply dedim. Evet. Burada artık yapacağım başka işlemler bulunmuyor. Inlet'i girdim. Buradaki duvarları girdim. Diğer duvarların zaten bir özelliği yok. Çıkış sınırım da zaten pressure outlet olarak tanımlanmış durumda. Burada da pressure outlet 0 pascal olarak girilmiş. Default olarak. Bunlar benim için yeterli. Şimdi artık fiziksel modellemeler bitti. Ne başladı? Numerik modellemeler başladı. Şöyle methods'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi basınç, momentum ve enerji denklemleri yüksek mertebeden çözülüyor. Second order çözülüyor. Bunların çözümü sırasında karşılaşacağım numerik kararsızlıklara karşı ne yapıyorum? High order term relaxation seçeneğini aktif hale getiriyorum. Bunu aktif hale getirdikten sonra aslında dilerseniz biraz bunlardan da bahsedelim. Normalde bizim aslında CFT dediğimiz şey nedir? İntegral olan terimleri A eşittir B formatında çevirip ve buradan iteratif olarak çözüm almak. Tabi bunları yaparken yani integral teriminden cebirsel terime gelirken birçok operasyonlar geçiriyoruz. Ve bu operasyonlar sırasında kararlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Bu kararlı şekilde ilerlemek hatta cebirsel ifadeleri çözerken de karşımıza çıkan hataları ya da yakınsamama durumlarına karşı birçok parametreler kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de relaxation terimi. Relaxation terimi cebirsel ifadeleri çözerken belli bir katsayıyla çarparak oradaki ifadeleri yakınsamamıza yardımcı olan bir katsayı. Tabii buradaki katsayımız ne kadar? Şöyle Options'a basalım. 0.25 kadarmış. 0.25'e çarpıp yakınsamasına yardımcı oluyoruz. Devam edelim. Şimdi de residual bölümünde bir de görmek istediğimiz, takip etmek istediğimiz değerler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi çıkış sınırımızda entalpi değeri. Bunu da tanımlayalım. Şöyle ne yapıyorum bakın. Solution bölümüne geldim. Definitions'dan new surface report dedim ve flow rate'e tıklıyorum. Şöyle adımı giriyorum. Outlet enthalpy flow. Bunu bu şekilde girdim. Flow rate evet ve buradan temperature'ı seçtikten sonra ne yapıyorum? Buradan enthalpy'yi seçiyorum. Tabii nerede ölçmek istiyorum bunu? Çıkış sınırında. Şunu plot edecek bana. Konsola da yazdırabilirim. Fakat yazdırmayacağım. Çünkü zaten residual'ların değerleri yeterince yer kaplıyor. Daha karmaşık olmasını istemiyorum. Dolayısıyla OK diyorum. Şöyle OK dedikten sonra bakın. Benim tamamım buraya geldi. Bir de giriş sınırımda ortalama basınç değerimi de izlemek istiyorum. Şöyle tekrar definitions'tan diyeyim. Area weighted average'e tıklıyorum. Şöyle bunlar seçili halde zaten. İsmini değiştiriyorum. AVG pressure inlet diyorum. Giriş sınırımı seçiyorum. OK diyorum. Şöyle bakın ikisini de seçtim. Evet, şimdi artık ne yapabilirim? Başlangıç koşullarını oluşturacağım. Çözüme başlamadan önce. Artık yavaş yavaş çözüme geçiyoruz çünkü. Şöyle Hybrid Initialization'dan Initialize'a basıyorum. Şöyle bir Euler denklemi çözerek ne yapıyor? Benim akışkanım içerisindeki
başlangıç bölgeleri oluşturuyor. Bu başlangıç bölgeleri niçin gerekli? Benim iteratif çözümlerim için gerekli. Evet. Bunu da bitirdik. Artık run calculation sekmesine gelip koşma için gerekli ayarlamaları yapıyorum. Şurada agresif olarak belirttim ve iterasyon sayısını 250 olarak belirtiyorum ve calculate diyorum. Şöyle bakın, birazdan göreceksiniz. Oluşturduğum AVG pressure inlet ve entalpi değerlerinin grafikleri iterasyonlarla beraber nasıl çizildiğini göreceksiniz. Evet, çıktı da. Bakın mesela biz pressure'ı nerede tanımlamıştık? AVG pressure dediğimiz inlet. İnlet bölgesindeki ortalama basınç değerinin iterasyonlar halindeki iterasyona karşı değişimini görebiliyorsunuz. Ya da çıkış sınırındaki entalpi değerlerinin iterasyonla değişimini görebiliyorsunuz. Burası da bizim global residual değerlerimiz. Tabi burada ben multi GPU kullandım. Multi GPU ile yani ekran kartı çekirdeklerini yardım alarak kullandım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten burada AMG 10 GPU var. Evet, bunu aslında burada durdurabiliriz. Benim dedik zaten çözmüştüm bunu. Stop diyorum. Bunları da gördük. Şöyle çıkıyorum. Okey dedim. Okey dedim. Şöyle tekrar giriyorum. Full enter. Buradan çözümü seçiyorum. Saatlik. Okey diyorum. Ve buradan ne yapıyorum? Kaizen datayı okutuyorum. Çözümü açtım. Okey dedim. Evet. Şöyle geldi. Burada çözüm dosyası mevcut. Yani çözdürülmüş hali mevcut. Hatta şöyle yapalım. Şöyle residual'larımızın son halini görelim. Tabii son halini görmek için şöyle bir iterasyonluk koşu yapıyorum. Şöyle bir iterasyonluk koşumu yaptım. Bakın 250'ye kadar şöyle koşmuş. Şimdi birazdan diğer residual'lar da gelecek. Evet, bakın mesela ben çözüm alırken diğerlerini de oluşturmuştum. Başka şeyler de oluşturmuştum. Fakat çıkış sınırında ne yapmıştım? Mesela pardon, bu giriş sınırı. Giriş sınırımdaki ortalama değer, ortalama basınç değeri bakın belli bir iterasyondan sonra artık kararlı bir duruma gelmiş. Ya da outlet için entalpi değerim nereden sonra yaklaşık bir 15. iterasyondan sonra artık kararlı bir duruma gelmiş. Hatta 20 diyebiliriz, 17, 18 diyebiliriz. O iterasyondan sonra artık kararlı bir duruma gelmiş. Evet, tabi burada çıkış olduğu için eksi değerdi. Bilginiz olsun. Şimdi artık çözümlerimizi görmeye geldi sıra. Şöyle mesela getiriyorum. Kontürlere bakalım. Şöyle sıcaklığa bakalım ilk başta. Evet, şöyle gördüğünüz gibi tüplerin sıcak duvarlarına çarpan soğuk akışkan nasıl ısınıyor?
Ve tüpler de bir manada, bakın şurada soğuyor biraz buradakine göre akışkanın çarptığı yüzeyler. Tabii her şey böyle renkli değil. Aynı zamanda doğruluğunu şimdi görmemiz gerekiyor. Ve ne kadar transfer olmuş, şuradaki tüplerden ne kadar transfer olmuş bunları da görelim sayısal olarak. Şöyle result bölümünden flux'a tıklıyorum. Bakın mass flow rate var. Şu inlet ve outlet'i seçiyorum, compute diyorum. Bakın toplamda ne kadarmış? Şöyle normalde ya bunları niye seçtim, bu değeri niye gördüm? Normalde içeride akışkan birikmiyorsa, ki birikmiyor, giren akışkan çıkan akışkana eşit olmak zorunda. Yani saniyede burada giren akışkan ne kadar kilogram girmişse aynı şekilde o kadar kilogramda birim saniyede çıkmak zorunda. Eğer içeride akışkan birikmiyorsa. Yani dolayısıyla inlet ve outlet arasındaki debi farkı sıfır olmak zorunda fiziksel olarak. Biz buradan hata payımızı görebiliyoruz. 10 üzeri eksi 8 olarak bakın görülüyor. Bunu buradan ölçtük. Şimdi bir de ne yapalım? Tüplerden transfer edilen ısıları görelim. Şöyle inlet ve outlet'i seçtim. Compute dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii ilk başta birini seçtiğim için. 5,6 watt olarak okunuyor. Böyle 5,6 watt çekiyoruz. Bunu bu şekilde belirttik. Bir de şöyle plakalardan ne kadar ısı transfer ediliyor. Onu da görelim. Şöyle plakalarımızı da gösterelim. Hatta hangi plakalardan ısı transferini göreceğiz. Isı transfer değerini. Şöyle bakın display diyorum. Şuradaki plakalardan ne kadar ısı transfer edilmiş onları göreceğiz. O yüzden şöyle result'a geliyorum. Surface integral'e bastım. Şuralardan walls'a geldim. Bunları seçiyorum. Bakın şöyle T1, T2, T3, T4 compute dedim. Bir saniye buradan evet. Wall flux'ız. Tabii seçmeyi unuttum burada. Şimdi compute diyelim. Evet. Metrekare başına 1187, yani 1188 diyelim. Watt kadar bir enerji aksı olmuş. Heat flux olmuş. Evet, buradaki problemimiz bu şekildeydi. Şöyle gördüğünüz gibi ayrı ayrı seçtiğimiz sınırların, yani toplam olarak gördük ama ayrı ayrı sınırlarını da görebilirsiniz konsol ekranında. Artık çıkabiliriz buradaki problemimizden. Okey diyorum. Okey dedim. Şimdi ikinci problemimize geldi sıra. Havalandırma problemi. Bu basit bir problemimiz aslında, fakat hem çalışma mantığını göstermek istiyorum. Şöyle tekrar Fluent'e giriyorum. Dosyamı açıyorum. Klasörümü seçtim. 3 boyutlu start diyorum. Evet. Şimdi işimiz okumaya geldi sıra. Şöyle faize giriyorum. Read 5. Buradan mesh aktif hale getirip okey diyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi geometrimiz geldi. Burada meşimizi de gösterelim.
Şöyle Edges'e tıkladım, Display dedim. Şuradan meshimizi, polihedral meshimizi görebiliyoruz. Meshimiz de bu şekildeymiş. Şimdi başlayabiliriz artık modellemeleri. Burada herhangi bir interfaz falan yok. O yüzden direkt olarak, hatta şöyle bir check mesh yapalım. Yine gördüğünüz gibi meshimizde de problem yok. Devam edelim. Yine general bölümünden değiştireceğimiz bir şey yok. Şöyle enerjimi aktif hale getiriyorum. Okey diyorum. Türbülans modelimi KMG olarak bırakabilirim. Okey dedim. Daha sonrasında nereye geliyorum? Boundary Conditions'a geldim. Buradan tıklıyorum. Şöyle buradan da zone type diyeyim. Şöyle AC inlet'e tıklıyorum. Bakın mass flow inlet'e. Okey. Buraya bastım. Ve şimdi değerime girebilirim. Giriş debim şuradaki debim 0.15 kilogram bölü saniye. Nasıl bir şekilde? Sınıra dik bir şekilde. Bir de hidrolik çapımızda girelim. 0.25. Tabi burada sıcaklık değerimiz de var. 293 Kelvin olarak giriyor. Apply dedim. Çıktı. Bir de çıkış sınırım bulunuyor. Bunun için de ne yapıyorum? Mass flow outlet dedim. Bunun için de 0.15 girdim. Apply dedim. Bir de şuradaki bakın pencereler. İki tane pencere var, bir de kapı var. Bunlar için de deminki örnekte olduğu gibi konvektif duvar geleceğim. Yani bir H katsayısı, taşıma katsayısı ve serbest takım sıcaklığı bulunuyor. Edit diyorum. Sidewall, sidewall dediğimiz şeyler şunlar. Aslında kapı ve pencereler için sonra geleceğim. Sidewall için şöyle beş dedim. 313 Kelvin olarak görüyorum. Apply dedim. Close diyorum. Şimdi kapı ve duvarlar için değerlerimi gireceğim. Belli edit dedim. Terma diyorum. Convection diyorum. 10 girdim. Ve 313 Kelvin olarak giriyor. Apply deyip close diyorum. Şöyle 10 watt bölümetre kare girdim. Kelvin. Şuradan da 313 Kelvin girdim. Evet. Sınırlarım bu şekilde. Bütün tanımlamamı yaptım. Buradan da artık fiziksel modellemelerimi geçtim. Artık yapacağım bir şey bulunmuyor. Nümerik modellemelerimi de geçtim. Burada da yapacağım bir şey bulunmuyor. Yine residual'larla birlikte takip edeceğim değerler var burada. Onu da girelim. Şöyle definition sekmesinden new diyorum. Ve ne yapacağım? Mesela toplam ısı transferini bütün bölgelerdeki, toplam bütün duvarlardaki toplam ısı transferini de takip edelim. Şöyle new diyorum. Area weight dedim. Aslında bir saniye. Şöyle flux'tan. Evet. Şuradan total heat transfer rate'e tıkladım. Toplam ısı transferini göreceğim. Tabii nasıl göreceğim? Hepsini seçiyorum. Sadece iç hacmi seçiyorum. Yani onu inaktif hale getiriyorum. Diğer bütün duvarlardaki ısı transferlerini göreceğim. Ne bekliyorum ben? Sıfır bekliyorum aslında. Çünkü kararlı bir durum varsa eğer. Değil mi? Bir yerden
ısı girerken bir yerden ısı çıkacak. Okey diyorum. Bir de çıkış sınırımdaki sıcaklığı takip edelim. Şöyle area weighted dedim. Bunda temperature outlet diyorum. Yani static temperature ve outlet'i seçtim. Okey dedim. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane bulunuyor. Bunun altında değiştirelim ismini. Hit diyelim. Okey dedik. Şimdi artık ne yapabiliriz? Initialization'dan standart yapalım. Also dedim. Şöyle initialize dedim. Evet, bunu initialize ettik. Şöyle run calculation'a geliyorum. Burada length scale için 0.25 girdim. Ve 15.000 iterasyon olarak giriyorum. Calculate diyorum. Evet. Buradaki problemimiz de bu şekildeydi. Yine CUDA çekirdekleri, yani GPU'yu çalıştırdığım için CUDA çekirdekleri aktif hale geldi. Şöyle gördüğünüz gibi ısı transferini görebiliyorsunuz. Ve çıkış sınırındaki sıcaklık değerinin iterasyonlar halindeki değişimini de görebiliyorsunuz. Yine bunu durduruyorum. Benim elimde çözüm dosyaları mevcut çünkü. Ne yapıyorum? Kapatıyorum bunu da. Full end dedim. Çözüm dosyama girip klasörümü seçiyorum. Start dedim. Data diyorum. Dosyamı da seçtim. Evet. Şöyle artık çözümlerimizi görelim. Hatta ilk başta residual'ları görelim. Şöyle yine ne yapıyorum? Bir iterasyonlu bir koşu yapıyorum. Şöyle bir iterasyonlu calculate dedim. Şöyle. Şimdi diğer residual'lar da çıkacak. Biz neye bakmıştık? Çıkış sınırındaki değere bakmıştık. Bu aynı zamanda bakalım. Toplam şeyi de görebiliyoruz. Şimdi artık ne yapacağız? Konturlara bakalım. Şöyle sıcaklık. İlk başta sıcaklığa bakalım. Şöyle yan duvarları seçiyorum. Hatta bir yan duvarlara bakalım ilk başta. Şöyle yan duvarlardaki ısıyı görebiliyoruz. Yani sıcaklığı görebiliyoruz. En yüksek ne kadarmış? 312 Kelvin kadarmış. Kapıları pencereleri de dahil edebilirsek şöyle. Bir de neye bakalım? Vektörlere bakalım. Şöyle. Result bölümüne geliyorum. Tabii ilk başta user surface oluşturmamız gerekiyor. Mesh'e geldim. Şöyle x coordinate. Yani bakın şuradan şöyle, yani biz x ekseni boyunca bir de z ekseni boyunca ortadan iki tane cut plane alacağım. Bir düzlem alacağım. Şöyle x coordinate için calculate compute diyorum.
Şöyle sanırım 2.25 tam ortadan olmuş oluyor. Ve buradaki play'nin adını da x eşittir 2.25 yapıp create diyorum. Aynı şeyi ne için yapıyorum bir de? Z koordinatı için yapıyorum. Compute diyorum. 0 ile eksi 6 arasındaymış. Ben eksi 3'ü seçtim. Ve burayı da eksi 3 diyorum. Eksi 3 dedim. Create dedim. Close diyorum. Şimdi artık vektörlerini görebilirim. Şöyle şu ikisini de seçtim. Z display dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz daha küçültelim vektörlerin boyutlarını. Şöyle biraz daha iyi sanırım. Şöyle giriş sınırımdan akışkanım geliyor. Çıkış sınırım da buradaydı. Bu şekilde bir çözüm aldık. Evet. Bu da bu şekildeydi. Şimdi diğer problemimize geçtik sıra. Çıkıyorum buradan. Problemimiz de bu şekildeydi. Şimdi overset işe geldi. Overset ile ilgili bir uygulamamız var. Fakat burada ne yapacağız? Durumu çözmeyeceğiz. Yani problemi çözmeyeceğiz. Sadece overset işin nasıl yapıldığını bir göstereceğim. Şöyle tıklıyorum. Klasörümü seçiyorum. İki boyut olarak seçtim. Start dedim. Evet, ekranım açıldı. Okey diyorum. Buradan ilk olarak ne yapacağım? Dosyamı okutuyorum. Şöyle mesh geldim. Bakın iki tane mesh dosyam var. Ne demişti? İki mesh dosyasını birbirinin üstüne geçireceğiz. Şöyle ilk başta background'ı şöyle background'ı seçtim. Fakat burada arayüzle ilk başta tanımlamam gerekiyor. Interface'e geldim. Downstream'leri ayrı olarak gireceğim. Ne yazıyorum buraya? Downstream background. Create dedim. Bir de upstream background'a giriyorum. Create dedim. Ve çıkıyorum. Şimdi artık buradaki tanımlamam bitti. Ne yapacağım? Şimdi mesh'i tekrar üstüne koyacağım. Şöyle append'e geliyorum. Append case file dedim. Komponent için okey. Şimdi oradaki mesh'imi de getiriyor. Tabii nerede? Şöyle ekranımı yenilerse. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya da mesh'imi getirdi. Tabi burada biz ne yapacağız? Bakın overlap kısmı burada. Yani mesh'in birbirinin üstüne örtüştüğü kısım. Biz buradan bir kesme işlemi yapacağız. Tabi verimli bir kesme işlemi yapacağız. Buradaki mesela sınırlar yakın. Ona göre bir kesme işlemi yapacağız. Şimdi göreceğiz onları. Tabi buradaki işlemi yapmamızla beraber ne oldu? Bakın sınır koşullarına otomatik olarak overset geldi. Şöyle type olarak overset seçili halde. Buradan overset'e tıklıyorum. Hangisinin background, hangisinin komponent olduğunu tanımlayacağım. Overset ismini verdim operasyona. Background'ı seçtim background zone için. Komponent için komponent zone'u seçtim. Create dedim. Çıkıyorum. Peki işlemlerim bitti mi? Bitmedi. Şimdi birkaç ayarlamalarım bulunuyor. Donör ve reseptörden bahsetmiştim ben sunumda size. Şimdi burada donörün yani donor priority diye bir metot var. Aslında hangi metodu seçeceğiz onu göreceğiz birazdan. Şöyle konsol ekranına Enter'a basıyorum ve komutları geleceğim bir şekilde getiriyorum. Şöyle define dedim. Define dedikten sonra bakın define içerisinde overset interface'e giriyorum.
Burada ne yapıyorum ben? Normalde şurası yakın olduğu için boundary distance metodu kullanmam gerekiyor. Bunun için de buradaki hani butonlardan değil de komut şeklinde yapmam gerekiyor. İşte define, şöyle düşünebilirsiniz. Define klasörünün içerisine girdim. Daha sonra overset interface klasörünün içerisine giriyorum. Daha sonra bakın buradaki klasörün içerisinde neler varmış? Adapt, checked, create. Ben buradan options'a gireceğim. Options içerisine girdim. Options'ın içerisinde ne varmış? Bakın donor priority metot var. Bunu kopyalıyorum ve bunu çalıştırıyorum. Bakın çalıştırdığında bana diyor ki cell volume based mi yoksa boundary distance based mi? Ben boundary distance based kullanacağım. Dolayısıyla 1'e basıp Enter'a basıyorum. Şunu çalıştırdım. Tabi bitti mi? Bitmedi. Bir de arayüzleri de aktif hale getirmem lazım. Bunun için expert modu çalıştıracağım. Şöyle yine options içerisinde bakın. Şöyle expert'i çalıştırmam lazım. Expert'i çalıştırdım. Ve yes diyorum. Bunu da bitirdim. Expert'e girdim. Şimdi interface'leri aktif hale getirmem lazım. Yani arayüzleri. O yüzden Options'tan bir üst menüye dönüyorum. Şöyle Q'ya basıp bir üst menüye döndüm. Tekrar Enter'a basıyorum. Burada Intersect All var. Bu Intersect All'a tıklıyorum. Yani çalıştırıyorum. Intersect All. Bastım. Keep Bounding Cell diyor. No olarak bırakıp Enter'a basıyorum. Ve evet bakın bunu da çalıştırdım. Son olarak aslında bunu yapmasak da olur, yapmayalım hatta. Benim kesme işlemim gerçekleşti. Şöyle görecek olursak bakın kesme işlemimiz gerçekleşti. Şu şekilde. Bakın birkaç eleman üst üste binmiş durumda. Tabii bunların birisi donör, biri de reseptör olarak. Yani şuradan mesela diyelim ki akış şuradan geliyor olsun. Şuradan geliyor. Çözüyor. Şuraya geldiğinde de çözüyor ve bir üst menüye bilgi aktarıyor. Daha sonra bilgi aktardığı için artık bu hücrede bilgi mevcut. Daha sonra buradan da artık çözüyor. Yani şöyle gösterelim. Çözüyor. Sonra bu sefer buraya geldiğinde de bir alta aktarıyor. Bu sefer üstteki donör oluyor, alttaki reseptör oluyor. Bu şekilde. Evet. Webinarımızı bitirdik. Overset'ini anlattık. Webinarımız bu şekildeydi. Soru ve görüşleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.